Değerli izleyenler, TV'nin ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün genel cerrahide koruyucu hekimlikten bahsedeceğiz. Genel cerrahide koruyucu hekimlik nedir? Hangi alanları kapsar ve genel cerrahi dediğimiz branş hangi hastalıkları tedavi ediyor? Nelerde bizim hastalanmamızı önlüyor? Bütün bu konulara değineceğiz. Değerli bir konuğum var. Operatör Doktor Müçteba Gündüz, genel cerrahi uzmanı. Doğru söyledim mi hocam Doğru adınızı? Doğru söyledik, evet. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Açılış anonsunda bahsettik. Genel cerrahide koruyucu hekimliğe evet. Değineceğiz. Bunun detaylarına ineceğiz aslında. Koruyucu hekimlik nedir? Biraz bundan da bahsedelim istiyorum. Ama öncesinde hocam, genel cerrahi en eski cerrahi branş aslında bildiğim Evet. kadarıyla. Biraz tarihçesinden bahsetmek isterim ve genel cerrahi dediğimiz branş aslında hangi Nedir? Alanlarla ilgileniyor? Onları açalım mı biraz? Evet, kısaca tarihçesinden bahsedersek ilk başta yıllar önce branşlar dahiliye ve hariciye, yani cerrahi kısım olarak ikiye ayrılmış. Ama uzmanlaşma giderek arttıkça, teknik ve tıptaki gelişmeler ilerledikçe bazı dallar yavaş yavaş cerrahiden ayrılmaya başlamış. Bunlardan bir kısmı beyin cerrahisi, ortopedi, ondan sonra kadın doğum, göğüs kalp damar cerrahisi, bunlar ayrılmış. Daha spesifik işlerle uğraşan çocuk cerrahisi ayrılmış. Ve genel cerrahlarda kala kala genelde bu karın içindeki organlar kalmış. Biz hangi hastalıkların cerrahi tedavilerini yapıyoruz? Dediğimiz gibi genelde karın içi organlar, sindirim sistemi, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, ince bağırsaklar, safra kesesi, karaciğer. Onun dışında dalak ameliyatlarını biz yapıyoruz. Karın dışı organları da sayarsak tiroid bezi ameliyatlarını yapıyoruz, fıtık ameliyatlarını biz yapıyoruz ve meme ameliyatlarını, özellikle hastalıklarında estetik amaçlı olmayan ameliyatlarını biz yapıyoruz. Sizler yapıyorsunuz. Genel Evet. cerrahının genel bir alanını Gene tanımlamış bayağı geniş olduk. bir alanımız mevcut. Bayağı geniş bir alanımız Evet. mevcut. Şimdi biz konu başlığımız aslında genel cerrahide koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık olarak Evet. adlandırdık. Bunları konuşalım istedik. Şimdi koruyucu hekimlik hem bireylerin hem bireysel ve toplumsal olarak hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek, ağırlaşmasını engellemek üzerine kurulu bir aslında faaliyetler dizisini Kesinlikle. gösteriyor. Bu alanda genel cerrahlar neler yapabiliyor toplumla ilgili? Hani konumuzun ana merkezine biz aslında bugün bunu koyacağız. Ve biraz aslında başlıklarla ilerleyelim isterim ben. Evet. Biraz şeyden başlayalım isterseniz. Biz doğru duruyor muyuz? Yani bizim bedenimizdeki duruş pozisyonumuz, fiziksel duruşumuz bizim nelerimizi etkiliyor? Bize ne gibi genel cerrahi ilgilendiren rahatsızlıklar ortaya çıkarabiliyor? Bunlarla başlayalım. Evet, aslında bugün çok önemli bir konuya değiniyoruz. Bizim hekim olarak ilk görevimiz önce hastalıkları tedavi etmek, ama bunun dışında hastalıkların oluşmasını önlemek, buna önlemleri insanlara anlatmak. Önemli şey bu. Ne kadar erken tanısı olursa ya da ne şekilde önlenirse insanların sağlığı daha iyiye gider. Duruşumuz önemli. Biz buna tıpta postür diyoruz. Oturuşumuz, ayakta duruşumuz, yürüyüşümüz. Bunlar aslında birçok sistemimizi etkiliyor. Günümüzde çalışma hayatı çok yoğun, biliyoruz. En önemli, çok genel cerrahi ilgilendirmiyor ama oturma pozisyonumuz, hepimiz masa başındayız, bilgisayarlarla çalışıyoruz. Doğru oturma pozisyonu sağlanmazsa ciddi ağrılar, bel ağrıları, sırt ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. Bizim branşımızla ilgili olarak postürle ve hareketlerimizle ilgili olabilecek bazı durumlar var. Neler hocam? Bunlardan ilki fıtıklar. En çok karşılaştığımız kasık fıtıkları, göbek fıtıkları. Bunların biz doğuştan bağ dokusu zayıflığına bağlı olduğunu artık biliyoruz, ama herkeste fıtık çıkmıyor. Kimlerde çıkıyor? Çok ağır iş yapanlarda, vücudunu zorlayanlarda, ağır kaldıranlarda, ağır sporlar yapanlarda. Bunlara örnek olarak halteri verebiliriz, kickbox gibi ağır sporları verebiliriz. Bunlarda fıtıkların oluşumu çok daha kolay oluyor. Halbuki bunlara biraz dikkat edilse, bağ doku zayıflığı olsa bile birçok insanda fıtık Yani çıkmayacaktır. ağır işler yapılabilir ama doğru bir şekilde vücudu kullanarak değil mi yapmak lazım? Tabii Yani pozisyona da dikkat etmek pozisyona. gerekiyor. Mesela eğilip kalkarken belden değil, bacaklardan eğilerek, ağırlık merkezini dengeleyerek ağırlıkları kaldırmak gerekiyor. Bir zorlanma, bir ağrı hissedildiği zaman da daha fazla da onun üzerine çıkmamak lazım. Vücudu zorlamamak gerekiyor.
Gene hastalık olarak genel cerrahi ilgilendirmiyor ama tedavisi cerrahi olarak yapılan bir durum daha var. Makromasti olarak adlandırılan büyük memelerde ciddi hayatı etkileyecek kadar sırt ve bel ağrıları olabiliyor. Bunlardan da meme küçültme ameliyatı uyguladığımız zaman çok ciddi rahatlamalar sağlıyoruz hastalarımızda. Bu da sırt ağrıları çeken bayanların bu yönden de bir tedavileri düşünmelerinde fayda olacaktır diye düşünüyoruz. Genel cerrahi birçok fiziksel duruşla ilgili ve bedenimizdeki başka bozukluklarla ilgili birçok şeye çare Etkiliyor. oluyor sonuçta. Bunun dışında varisi olanların da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle ayakta durmak, egzersiz yapmamak, hareketsiz kalmak varise neden olmuyor ama hem bacak ağrılarını arttırabilir hem varislerin artmasına, büyümesine sebep olabilir. O yüzden çok fazla ayakta kalmayı önermiyoruz ve bir miktar çok ağır olmamak kaydıyla egzersiz öneriyoruz. Bunun dışında varis çorapları da bayağı etkili olacaktır. Bu saydıklarımız genelde postürümüzün genel cerrahi hastalıkları etkilediği durumlar. Fiziksel duruşumuz. Hocam Fiziksel. Peki ayakta kalmak dediniz, fazla ayakta kalmamak. Bunun bir dakikası süresi var mıdır? Nedir? Yani mesela bir yarım saat kaldık, 5 dakika oturup kalkabilir miyiz? Yani nedir? Çünkü mecbur olduğumuz durumlar oluyor bazen. Yani kesin bir süresi yok. Zaman zaman olan ayakta durmalar, uzun süreli ayakta durmalar çok önemli değil. Ama işi gereği devamlı ayakta duran insanlar var. İşte konfeksiyoncular var, polisler var, ayakta çalışan diğer branşlar var. Onlar hiç oturmadıkları için iş saatleri boyunca onlarda ciddi problemler çıkabiliyor. Hani kabaca söyleyebilirsek birkaç saatte bir oturmak, varislerimiz, venöz yetmezliğimiz varsa ayakları uzatmak, altına bir sandalye, tabure koymak, yatarken ayaklarımızın altına bir yastıkla yükseltmek, bunlar faydalı olacaktır. Zaten bu şekilde bir pozisyon aldığında ağrılar ve varisler rahatlıyor. İnsanlar kendiliğinden bu tür pozisyonları kendi tercih ediyorlar zaten. Peki şunu da aslında merak ettim, konu konuyu açtı. Ayakta duruyoruz. Ayakta durarken gene hareketli ne yapabiliriz sizce? Şimdi bunu uzun süreli uçak yolculuklarında öneriyoruz. Evet. Zaten orada da anlatılıyor. Uzun kıtalarası yolculuklarda özellikle bacaklarımızı sağa sola hareket ettirebiliriz. Ayaklarımızı hareket ettirebiliriz. Parmaklarımızı hareket ettirebiliriz. Kan dolaşımını. Evet, kan dolaşımını hızlandırıyor. Yeri gelmişken değinelim. Kan ayaklarımızdan kalbimize doğru yukarı çıkıyor ve yer çekimine ters olarak çıkıyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Kalp yukarıda, damarlarda herhangi bir mekanizma yok. Damarlarda kapakçıklar var. Bunlar kanın geri akışını engelliyor. Ve bacaklarımızdaki kasların hareketiyle bu kas kan yukarıya çıkıyor ve aşağıya geri dönmüyor. Evet. O yüzden hareket kan dolaşımını hızlandıran bir faktör. Bununla da biz kas pompası diyoruz. Kalp gibi diğer kan dolaşımını sağlayan bir organda kaslarımız. Evet. Biz fiziksel duruşla ilgili bilgileri vermiş olduk. Önerileriniz evet. için de ayrıca teşekkür ediyoruz Rica tekrar. Ederim. Hocam ben biraz strese gelmek isterim. Evet. Stres hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak bizi etkiliyor. Psikolojik olarak etkilediği için fiziksel olarak da hani böyle bir sürece de bize doğru yetiyor maalesef. Fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Vücudumuzun aslında stres içsel ve dışsal uyaranlara verdiği bir tepki. Peki, stres ne yapıyor hocam? Sizin bir genel cerrah olarak, sizin bedene bir bütün bakan, bir hekim olarak siz stresin etkilerini nasıl görüyorsunuz hastalarınızda? Stres çağımızın hastalığı, her türlü sistemimizi direkt olarak etkiliyor. Ya en basitinden algılarsak çok yoğun stresli bir ortamda çalışan insanlarda baş ağrıları vesaire artabiliyor. Migren ataklarını tetikleyebiliyor. Ama genel cerrahi ilgilendiren konularda da stres bizim için çok önemli. Stresten en çok etkilenen sistemimiz bizim sindirim sistemi, mide bağırsak sistemi ve direkt olarak etkileniyor saniyeler içinde, dakikalar içinde. O yüzden stresin azaltılması, mide bağırsak rahatsızlıkların azaltılması ve korunması için bizim açımızdan çok önemli. Bunlara birkaç örnek verecek olursak, çok yoğun bir iş ortamında çalışan birisini düşünelim. Stresli, zor durumda kaldığında ya da çok yoğun çalıştığında mide spazmlarından, karın ağrılarından bahseder bu insanlar. Bu direkt midenin etkilenmesinden ve asit salgısının artmasından kaynaklanıyor. Bu da stresin sinirler yoluyla direkt olarak hızlı bir şekilde mideyi ve sindirim sistemini etkilemesinden kaynaklanıyor. Kalıcı hasarlar, şimdi bir takım şeyler herhalde sürekli oluyor ama vücutta kalıcı hasarlar galiba bırakmıyor ya da tam kalıcı hasar aslında oluyor ama mikroskobik hücresel düzeyde oluyor. Onu tamam. da kısaca söyleyelim. Tabii. Stres bizim serbest oksijen radikalleri denilen vücuda zarar veren, hücreleri parçalayan bazı maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Bunların da vücudun kendi antioksidan sistemi var. Bunlarla bertaraf ediyoruz. Ama bunlar belli bir noktayı aştığı zaman ve vücudun antioksidan sistemi yeterli kalmadığı zaman vücutta hücrelerde özellikle DNA'da, genetik şifremizde hasarlara yol açabiliyor. Bunlar da özellikle kanserlerin oluşumunda bir risk faktörü olarak söyleniyor. Sindirim sistemi ile ilgili olarak kalıcı olmayan ama ciddi hasarları yol açabiliyor. Mide ile ilgili olarak işte bildiğimiz en sık gördüğümüz gastrit, yani evet, mide iç duvarının tahrişi fazla asit salgısına bağlı olarak. Gastrit tanısı kolay, tedavisi bazı diyet önlemleriyle ve ilaçlarla yapılması kolay bir hastalık. Ama stres arttığında ve diğer risk faktörleri işin içine girdiğinde daha ciddi problemler de ortaya çıkabiliyor. Nedir bunlar? Özellikle midede ve 12 parmak bağırsağında yaralar, ülserler oluşuyor. Bunlar ciddi ağrıların neden olabilir. Bunun da tedavisi mümkün ama bunlar ilerleyip ileride mide kanamalarına, 12 parmak bağırsağından kanamalara neden olabilir. Bunlar acil müdahale yani gerektiren... Strese girdik, nerelere kadar sonuç aslında gidebiliyor. Kesinlikle. Onun dışında delinme olabilir bu ülser yaralarından, 12 parmak bağırsağındaki. Bu da acil cerrahi bir durum. Sırf stres nedeniyle, mide delinmesiyle acilimize başvuran hastalarımız da oldu. O yüzden çok önemli bir faktör mide için. Mide için. Hocam neden mide böyle bir sürü şeyler vuruyor? Nedir bunun şeyi? Yani şimdi, mide çok hassas bir organ mı? Çok hassas bir organ. Mide ile ilgili. Çünkü aldığımız gıdalarla ilk karşılaşan, yani en uzun süreli karşılaşan organ midemiz. Çünkü yemek borusundan hızlıca geçiyor ve midemizde depolanıyor. Orada sindirme hazır hale geldikten sonra ince bağırsaklara geçiyor. Her türlü yabancı maddeyi alıyoruz. Hazır gıdalar, onun dışında işte GDO'lu gıdalar, kimyasal maddeler var, koruyucular var. Bir kere dış faktörlerle, gıdalar yoluyla direkt maruz kalıyor midemiz. İkincisi, sindirim sisteminin tamamında iki adet bir sinir sistemi ağı var. Auerbach ve Meissner plexusları denilen ağlar var. Ve bunların toplam sayısı hesaplanmış. En az beynimizdeki kadar sinir sayısı olduğunu biliyoruz. O yüzden sindirim sistemindeki bu sinirleri ikinci beyin diyen bazı yazarlarda, bilim adamları da mevcut. Sinirler hızlı iletiden sorumlu. En ufak bir stres, yaşadığımız stres, beyin ve omurilik yoluyla bu stresin uyaranını mideye ve sindirim sistemine iletebiliyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda etkileniyor sindirim sistemimiz. Etkiliyor sindirim sistemimiz. Mideyle ilgili durum da böylelikle. Evet. Hocam açmış olduk. Biraz hocam o zaman gıdalar ve beslenmeye gelelim. Şimdi evet, mideden bahsettik, stres ve mide ilişkisinden bahsettik. Gıdalar ve beslenme konusuna gelmek isterim. Şimdi mideyi yediğimiz gıdalar beslenme şeklimiz de etkiliyor. Bunu biraz açalım mı? Evet, şimdi özellikle ülkemizde bulunduğumuz bölgeye göre beslenme alışkanlıkları farklılık arz ediyor. Doğu'da et ve yağdan ağırlıklı beslenme tarzı mevcut. Ege'de daha çok sebzeden ağırlıklı bir beslenme tarzı mevcut. Bunlar çok önemli sindirim sistemi hastalıklarında, özellikle midede. Doğu'da özellikle baharatlar, acı, turşu bunlar çok tüketiliyor. Tüketmesinler mi? Ne yapalım hocam? Bunlardan strese girmeyelim. Az önce stresten bahsettik. Giriyoruz. Yani bir şekilde bedene etkiliyor ama bunun etkilerini hem beslenmeyle ilgili biraz önce girdim belki beslenme konusundaki bu maddeyi ama yani biz bunları engelleyemiyoruz. Ne olacak? Bunu engelleyemiyoruz ama mümkün olduğu kadar azaltmakta fayda var tabii ki. İşte dedik baharatlı acı gıdalar mideyi direkt etkiliyor. Bunları hiç almayalım demiyoruz zaten. Hı hı. Bunları mutfak kültüründen çıkarmak mümkün değil. Evet. Ama azaltmak oldukça faydalı olacaktır. Bunun dışında fast food dediğimiz gıdalar bunlar da çok etkiliyor. Bunları mesela devamlı değil arada yenilebilir. O da şikayetleri ciddi oranda azaltacaktır. Bunun dışında asitli gıdalar tüketiyoruz. İçecekler tüketiyoruz. Onların daha az tüketilmesi bize faydalı olacaktır. Asitli gıdaları hocam şimdi içtiğimiz menba suları diyebiliriz. Bunu biraz açalım mı? Biz nelerden midemizdeki asit oranını arttırabiliyoruz? Neler bu asit oranının artmasına neden oluyor? O asitli gıdalar çok isim vermeyelim ama asitli meşrubatlar evet, var. Asıl evet, bunlar arttırıyor. İçme suları daha çok alkali özellikle. Yani hı-hı, asidin tam tersi özellikle. O yüzden hani mideye çok zarar verici özelliği yok. Maden sodaları, maden suları bunlar da pH olarak alkali özellikle. Bunlar da sıkıntısı olan insanlarda mide pH'ini yani asidini azaltıcı özellikte. Zaman zaman maden sodaları tüketilebilir. Bu faydalı olacaktır. Zamanı mesela her gün içilmeli mi? Her gün bir tane bir şişe içilebilir. Bunun çok bir sakıncası yok. Şikayetimiz olsa da olmasa da mideyle ilgili bizi rahatsız eden bir sakınca ya da yaş grubuna bağlı. Yani gençler işte atıyorum 10 yaşındaki bir
bir kişi içebilir mi ya da çok yaşlı biri? Orada bir şeyiniz var mı? Ayrımınız Yaşlılarda bir var mı? sınırımız yok açıkçası. Yani bu arzuya bağlı olabilir. Tüketimde bir sıkıntı yok çünkü mineraller dediğimiz eser elementler bunları da içeriyor. Vücudun ihtiyacı olan maddeler. Onlar da içerdiği için içilebilir. Günde bir tane içilmesinin hiçbir sakıncası yok. Mide problemi, bağırsak problemi olanlar da tüketebilir. Faydalı olacaktır. Tüketebilir diyoruz. Hocam, gene hastalarınızdan bakıyorsunuzdur. Mide bağırsak problemleri, siz de hani genel cerrah olarak bunlara bakabiliyorsunuz. Nelere dikkat etmediğini görüyorsunuz toplumun genel olarak? Hem beslenme, hem gıdalar, hem de genel yaşam şartlarında neleri biz genelde eksik yapıyoruz? Yani bir Nelerden kere kendimizi sakınmıyoruz? düzenli beslenmiyoruz. Sabah kahvaltımızı düzgün yapmıyoruz. Öğlen yemeğini çok düzgün yemiyoruz. Genelde akşama sarkıyor bizim ana yemeklerimiz, ana öğünlerimiz. O da bir herhangi bir hareket egzersiz olmadığı için akşam yemek yağların birikimle kilo artışına neden oluyor. O yüzden bir kere düzenli yemek lazım. Ara öğün şart değil ama işte öğünler arasında bir meyve yenebilir. Onun dışında başka bir sıvı alınabilir. Bu ara öğünler yapılabilir. Bunlara dikkat etmiyoruz. Gıdaların içeriğiyle ilgili olarak da yani yabancı maddeler çok fazla aldığımız gıdalarda günümüzde. Bahsettiğim gibi koruyucu maddeler, GDO'lu gıdalar, asitli gıdalar bunlar çok fazla. Onun dışında kurutulmuş, tütsülenmiş bu tür ürünler var. Balıktır, sucuk, salam gibi ürünler var. Bunların içinde çok fazla kimyasallar var. Bunların tüketiminden biraz azaltmak gerekiyor. Bunların faydası olabilir. Onun dışında yediğimiz yemeğin miktarı yani bir kere de çok fazla değil. Az az sık sık yemek bir sindirim sistemi için çok daha faydalı. O yüzden çok aşırı yağlı, tıka basa doyuracak kadar öğünler tüketmememiz gerekiyor. Yeri gelmişken onunla da değinelim. Beynimizin doyma hissinin gitmesi için sindirim sistemimizden yaklaşık 20 dakikalık bir süre gerekiyor. Bunu biz ne kadar yavaş geçirirsek, ne kadar az yiyerek geçirirsek o kadar az enerji, kalori almış oluruz. Çünkü çok da yesek, az da yesek 20 dakika sonra doyma sinyalleri beynimize ulaşacaktır. Yavaş, yani yemeği de aslında hızlı yememek değil mi? Evet. Biraz yavaş yemek herhalde gerekiyor bu anlamda. Evet. Peki, biraz isterim ki sigara ve alkole gelelim. Sizin gene tedavi ettiğiniz hastalarınızda birçok herhalde hastalıkların nedeninin altında biraz bunlar da yatıyor. Evet. Hem dengesiz beslenme, gıdalar ve yediği gıdalara dikkat etmemesi, az önce saydığınız durumlara dikkat etmemesinden dolayı bir sürü vakamız vardır. Evet. Sigara da alkol de zaten hiç içilmesi önerilmeyen ama maalesef gene toplumda tüketilen, özellikle sigara tüketilen bir bağımlılık yapıcı bir Madde madde. diyelim, evet. Ne yapacağız biz bu sigarayla hocam? Evet, önce alkolle başlayalım isterseniz. Alkol tüketimi bazı mide hastalıklarında özellikle rol oynuyor. Bunlardan başında gelen de reflü hastalığı, çoğumuzun muzdarip olduğu. Alkolün nasıl bir etkisi var? Reflüyü arttıran durumlar şu, midenin geç boşalması. Alkol aldığımız zaman mide boşalımı gecikiyor, daha yavaş boşalıyor. Mide içerisindeki içerikler daha çok midede kalıyor ve yemek borusuna da doğru daha Tokluk çok. hissi biraz galiba, yani tokluk hissi veriyor diyebilir miyiz biraz geç boşalıyor derken? Bunu anlamalı mıyız? Tokluk veriyor diye demeyelim de daha çok şişkinlik ve rahatsızlık Tamam. şeklinde şikayetlere yol açıyor. Midenin geç boşalması da uzun süre kalması asidin daha çok asidin yemek borusuna doğru çıkmasına yani reflü olmasına neden oluyor. O yüzden aşırı alkol tüketenlerde reflü şikayetini çok fazla görüyoruz. Bunun dışında beslenme ile ilgili dikkat edeceğimiz bazı noktalar da var. Aşırı yağlı gıdalar, çok aşırı öğünler, birden çok fazla yenen öğünler bunlar da mide boşalmasını yavaşlatıyor. Bunlar da reflüyü arttırıyor. Bazı dikkat etmemiz gereken gıda maddeleri var. Bunlar çikolatalı, vanilyalı gıdalar. Kahve ve koyu çay, demli çay özellikle bunlar da mide boşalmasını geciktiriyor. O yüzden kahve tüketimini sınırlamak, onun dışında çayı açık içmek, çikolata tüketimi biraz azaltmak bunlar da reflüyü önleyici önlemler olarak Bunlar düşünebiliriz. şişkinlik yapan gıdalar. Şişkinlik Şişkinlik yaptığı yapıyor. için mide boşalmasını geciktirdiğini net olarak söyleyebiliriz Evet. herhalde. Reflü de çok etkili bunlar. O yüzden azaltılması ciddi faydalar sağlayacaktır. Azaltılması ciddi faydalar sağlayacaktır diyoruz hocam. Biraz sigaraya gelelim gene. Evet, sigaraya gelirsek Biz korkutalım biraz sigara içen izleyicilerimizi. Ne yapacağız? şimdi korkutmaya gerek yok. Zaten sigaranın zararları malum. Akciğerle Gene de ilgili, nefes önlem borusuyla ilgili. almıyoruz maalesef fazla. Evet, hem akciğer hastalığına yol açıyor hem kanserlere yol açabiliyor. Bizim hastalıklarımızı ilgilendiren grupta da sigaranın ciddi etkileri var.
özellikle mide kanserinde ve kolon kanserinde sigaranın birer risk faktörü olduğu belirlenmiş. Bunlar kitabi bilgi olarak yazılı. Hani belki sigarayı bırakırsak herhangi bir kanserden kurtulmamız mümkün değil ama diğer faktörlere de dikkat ettiğimiz zaman bu ciddi hastalıklardan korunmamız mümkün olacaktır. En azından akciğerle ilgili komplikasyonları, sıkıntıları azaltırsak daha konforlu, daha rahat bir yaşam sürecektir insanlarımız. Siz biraz tedaviye de gelelim. Şimdi kanserden bahsettik. Sigara içimi mide ve kolon kanseri riskini arttırıyor. Evet. Keza akciğer kanseri göğüs cerrahlarını daha çok ilgilendiren bir konu ama burada biraz ben gene kanser dedik. Madem biraz buradaki bir genel cerrah olarak neler yaptığınıza da değinmek isterim bu arada. Evet. Bunların tedavisi primer asıl cerrahisi tedavisi cerrahi ile onu biliyoruz. Zaten ilerlemiş hastalıkta kemoterapiler ve ışın tedavileri, radyoterapiler devreye gidiyor ama çok bir yarar açıkçası fazla sağlayamıyoruz bunlardan. Cerrahi çözüm burada bakıyoruz aslında. O yüzden de asıl burada amaç erken yakalamak. Belki ileride değineceğiz onlara da. Erken tanı için de bazı taramaların yapılması gerekiyor. Mesela kolon kalın bağırsak kanseri için biz 50 yaşından sonraki herkese şikayeti olsun olmasın kolonoskopi ve rektal muayeneyi öneriyoruz. Bir de genetik geçiş varsa çok daha yoğun tabii, mu öneriyorsunuz? Kesinlikle. Yani ailede bazı kanserlerin olması, aile hikayesinin olması bu tarama yaşını biraz daha erkene çekiyor. Onların da erken tarama yapmasını öneriyoruz. Özellikle tarama kolonoskopi ile yapılıyor kalın bağırsakta ve burada polip dediğimiz kanser öncüsü lezyonlara, anormalliklere rastladığımız zaman onları biz endoskopik olarak rahatça çıkarabiliyoruz. Ve kanser riskini düşürüyorsunuz. Kanser riskini düşürmüyoruz. 5-6 yıl sonra çıkacak bir kanseri tedavi etmiş oluyoruz. Tedavi etmiş oluyoruz. Kesinlikle. Çok 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 önceden biz müdahale etmiş olduk ve kişi o kanser sürecine girmemiş oldu. Taramanın önemi özellikle bu. Yani koruyucu hekimlik adına en önemli noktalardan biri genel cerrahi ile ilgili olarak. Genel cerrahi. Şimdi genel cerrahide koruyucu hekimlik dedik başlığımıza. Tarama zaten bunların en başlarından biri geliyor. Hastalıklar ortaya çıkmadan biz taramalarla önlüyoruz ya da çok başında yakalıyoruz çok değil mi hocam belki? Çok erken yakalarsak tedavi şansı mümkün. Sizce bu bilinç arttı mı? Ne diyorsunuz? Bu giderek artıyor. Bu taramamız bizim özellikle meme kanseri için de var. 40 yaşından sonraki bayanlara yılda bir ya da ülkeye göre 2 yılda bir mamografi ile ve ultrasonla tarama öneriyoruz. Şimdi artık kadınlarımız taramaya kendileri geliyorlar. Benim bir yılım, 2 yılım da oldu. Ben mamografi çektirmeye geldim diye. Bu bilinç düzeyi özellikle yükseldi. Ve dediğim gibi erken taramayla, erken tanıyla tedavi şansının mümkün olduğunu da artık insanlar öğreniyor. Dernekler var, programlar yapılıyor, bilinçlendirme programları yapılıyor. Bunlarla bilinç düzeyimiz oldukça arttı diye düşünüyorum. Oldukça arttı. Taramanın önemini tekrar biz hocam buradan vurgulamış. Tarama zamanımız geldiyse ya da riskli bir gruptaysak ihmal etmeden hekimimize kesinlikle buradan mesajımızı verelim. İlk randevumuzu alıp hekimimize gidelim. Tarama kontrollerimiz için diyelim buradan. Peki hocam biraz gene bir konu olursa aklımıza gelen bununla ilgili geri dönüş yaparız. Ben biraz hareketsizlik ve egzersizin önemine de değinmek istiyorum. Yine genel cerrahide koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık adına bunların öneminden nasıl bahsedersiniz, ne dersiniz? Şimdi egzersiz de genel yaşamımızda çok önemli bir konu. Birçok hareketsiz yaşam tarzı, beslenme tarzı birçok hastalığımıza neden olabiliyor. Bunlardan en başında obezite yani şişmanlık geliyor. Artık bizim morbid obez yani ciddi hayati risk oluşturan gruba gelenlerde belli ameliyatlar yapmak kaydıyla kilo düşürme yöntemlerimiz mevcut. O yüzden hareketsizlik kilo artımı yoluyla bizim de alanımıza giren bir hastalık. Bazı tüp mide ameliyatları yapılması, işte bypass gibi ince bağırsağı geçiş hızlandıran ameliyatların yapılması. Bunlar genel cerrahi ile ilgili konular. Onun dışında hareket, daha önce değinmedik, bağırsak hareketlerini hızlandıran bir faktör. Kabızlık sorunuyla çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle çalışan insanlarda. İş yerinde çok tuvalete gitmek istemiyorlar. Genelde evlerde kullanmak istiyorlar ama bu da bağırsak hareketlerini bozduğu için genelde kabızlıkla ve kabızlığın yol açtığı sorunlarla karşımıza geliyor. Bunlar bazen ciddi problemler olabiliyor hastaneye hemen getirecek kadar. Bunlar hemoroid ve makat bölgesinde çatlaklar. Ciddi ağrıya neden olduğu, kanamaya neden olduğu için insanları endişelendiriyor ve hekime getiriyor. O yüzden egzersiz bizim için bağırsak hareketlerinin sağlanmasında önemli bir nokta. Onun dışında bağırsak en kolay eğitilebilen organ galiba değil mi hocam? Bu hareketlerle biz bağırsağımızı terbiye ediyoruz bir anlamda. Kesinlikle, değil mi? Çok doğru söylediniz. Biraz bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii ki kabızlık, özellikle kabızlık tedavisi verirken bizim çok dikkat ettiğimiz bir nokta var. Tuvalet alışkanlığının sağlanması.
O bağırsak hareketi biz istediğimiz zaman gelmiyor. O belli kendi bir düzeni var. O hareketi birkaç defa kaçırdığımız zaman kabızlık başlıyor. O yüzden önerimiz şu, her gün yapıyorsak tuvaletimizi belli saatlerde ya da belli dönemlerde yapmak. Mesela nedir? Sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra işe gitmeden önce ya da işten gelip eve geldiğimiz zaman akşam saatlerinde. Belli bir düzen olursa dediğiniz gibi bağırsak eğitilebiliyor ve saat kurulmuş gibi belli saatte biz geldiğimiz zaman tuvaletimizi yapabiliyoruz. Bu açıdan çok önemli diyet düzenlemesiyle birlikte. Bunu biraz kontrolü biz orada elimize alacağız Evet, aslında, değil mi kesinlikle. hocam? Bu bizim elimizde. Çünkü bağırsak hareketsizliğinden dolayı, yani bu kabızlık problemi gibi problemlerden dolayı gerçekten çok ciddi sıkıntılar çeken insanlar ve sanıyorum ötesinde başka problemleri de neden oluyor. Evet, Gene genel ciddi cerrahların problemlere kapısını neden aşındırmak olabiliyor. neden oluyoruz. Biraz daha hocam onu aşındırayım. Kabızlık probleminden dolayı ve bağırsak hareketlerinin düzenli olmamasından dolayı bir genel cerrah neler yapıyor hastalarına? Ne gibi yoğun şikayetler oluyor? Çok fazla var. Şimdi kabızlığı ikiye ayırmak gerekiyor. Bir akut kabızlık, bir de kronik kabızlık. Kronik kabızlık zaten apayrı bir alan. İsmi kabızlık olmasına rağmen. Normal bildiğimiz sıradan kabızlığı beslenmeyle, diyet öneriyle ve bir iki basit ilaçla düzeltebiliyoruz. Ve dediğimiz gibi tuvalet alışkanlığının düzenlenmesiyle. Bunlar akut olarak hemoroid gibi, kanama gibi, çatlak gibi sorunlara yol açılıyor, açıyor. Bunların ilaçla ve cerrahi ile tedavileri mevcut. Onun dışında kronik kabızlık konusuna gelirsek bunların nedenleri çok farklı. İşte rektosel gibi kalın bağırsağın kadın yollarına doğru fıtıklaşması şeklinde bir durum olabiliyor. Eğitimden bahsettik. O dışkılamamızı sağlayan bir kasımız var tuvalete gittiğimiz sırada. Onun açılmamasına bağlı anismus denilen bir hastalık var. Bunda tedavisi zaten biofeedback denilen bir yöntemle. Yani tamamen eğitim. Bir elektrot yardımıyla uyaran veriliyor ya da verilmiyor. Açma kapama şeklinde kaslarımızı biz eğitebiliyoruz. Tamamen bir eğitim tedavisi. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen rektal prolapsus denilen makatın dışarı çıkması gibi hastalıklar da buna neden olabiliyor. Bunların da tedavisi cerrahi. Bazen bağırsağın kendiliğinden yavaş çalışması, bağırsak tembelliği dediğimiz bir durum var. Ama bunun bazı tetkik yöntemleriyle doğrulanması lazım. Onu koyduğumuz zaman yine diyet düzenlemesi yapıyoruz. Bağırsak çok uzunsa eğer film çektiğimizde görüyoruz bunları kontrastlı filmlerde. Çok uzun bağırsaklarda son seçenek bağırsağın kısaltılmak suretiyle cerrahi tedavisinin yapılması. Bunlar cerrahi ilgilendiren noktalar Hiç bu bağırsak ve aşamalara kabızlıkla gelsin de ilgili. istemeyiz tabii ki Evet. de maalesef gelebiliyor ama. Hocam obeziteden bahsediyordunuz ve obeziteye giden bir süreç var. Obez olmadan Evet. önce gene belki bazı hastalıklara bağlı biz ister istemez kilo alıyoruz, değil mi? Biraz burada bizim kendimizi nasıl kontrol edebileceğimizle ilgili siz neler söyleyebilirsiniz? Şimdi genel diyet önlemleri hepimiz için geçerli zaten ama bazen dediğiniz gibi bazı endokrin hormonal hastalıklar mevcut. Bu kilo alma durumu insanların hastalarımızın elinde olan bir şey değil. Bunun dışında da yeme bozuklukları var. Bunu da eksojen yani gıda alımına bağlı şişmanlık diyoruz. Hastalıklarda ne olabilir? Tiroid hormonlarının düşüklüğü, tiroid bezin iyi çalışmamasına bağlı durumlarda obezite görebiliyoruz. Cushing hastalığı denilen kortizol hormonunun yüksek olduğu durumlarda belli bölgelerde yağlarda yoğunlaşma olabiliyor. Belli tipik karakteristik özellikleri mevcut. Onun dışında bazı diğer hormonal faktörlere de bağlı. Ama asıl eksojen yani gıda aşırı gıda alımına bağlı olabiliyor. İnsanlar gıda alımını açlığını kontrol edemiyor bu hastalarımızda bu tür durumlarda. Sürekli yeme ihtiyacı duyuyorlar ve doymuyorlar. Bunlarda bu ameliyatın mide küçültme ameliyatının amacı hem alınan gıda miktarını azaltıp hızlı doymayı sağlamak hem de doyma ile ilgili hormonları etkileyen bölgelerin bir kısmı da çıkarılmış oluyor. Hormonal etkiler de mevcut. Gıdadan ve diyetten önce yani bu işlemlerle siz aslında bir anlamda hastaya gene koruyucu hekimlik uygulaması yapmış oluyorsunuz. Çünkü Kesinlikle. ağırlaşmasını engelliyorsunuz. Obeziteden Evet. dolayı yani sürekli yemesinden dolayı iştah kötü raddelere kadar gitmesini aslında siz Kesinlikle. burada önlemiş oluyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Hocam nasıl hastaların bu tedavilere yaklaşımları ne dersiniz? Şimdi artık morbid obezite dediğimiz aşırı komplikasyonlara neden olacak riskli duruma geldiği zaman artık hayatı tehdit edecek hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları gibi bunlar özellikle çok riskli durumlar. Ama sonuçta işin ucunda bir ameliyat var ve bu hastalarda daha riskli bu ameliyatlar. Artık son dereceye geldiyse diyabeti ve şeker hastalığı da oluyor bu hastaların. Ameliyat kaçınılmaz hale geliyor. Öncesinde ama biz bu hastaları bir hormonal tetkikten geçiriyoruz. Bir hastalıkları var mı yok mu onları kontrol ediyoruz. Onun dışında
Öncesinde mutlaka bir diyetisyen eşliğinde bir diyet düzenlemesi ve egzersiz programı mutlaka veriliyor. Bunlardan zayıflayabilenler, yemesini kontrol edebilenler, diyetini düzenleyebilenler zaten belli oranda zayıflıyorlar. Bunu beceremeyenler... Evet, beceremeyen bir grup var. Ne yapacak onlar hocam? Ne önerirsiniz? Sihirli bir el lazım onlara, değnek lazım Sihirli el galiba. işte iç cerrahiye kadar gidiyor dedik. Bir de mide endoskopik olarak mide balonu uygulamaları var. Bunlar cerrahi değil, daha basit işlem ama geçici sürelerde uygulanıyor bunlar. Bir 6 aylık, bazen de 12 aylık gibi süreler var. Bu süre içinde zayıflayabilirse doyma mekanizmasını kullanarak belli bir oranda zayıflayabiliyorlar. Ama zayıflayamazsa gene cerrahi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Hocam, şimdi biraz çevre koşullarına gelmek isterim. Son dakikalarımıza girdik. Evet. Çevre koşulları bizim gene genel cerrahinin kapısını aşındıracağımız ne gibi sağlık problemlerine neden oluyor? Siz ne dersiniz? Çevre koşullarımızı daha iyi yapmakla ilgili ya da bazı şeyler bizim elimizde değil maalesef. Yaşadığımız çevre Evet. koşullarını değiştiremiyoruz. Buralarda nelere dikkat etmemiz lazım? Çevre koşulları da zaten solduğumuz havadan içtiğimiz suya kadar, bulunduğumuz coğrafyaya kadar her şeyi etkiliyor. Genel cerrahi ilgilendiren çok nokta yok ama bazı ilginç noktalar var. Mesela en güncel şeyden başlayalım, cep telefonları. Cep telefonlarının artık beyin tümörlerine neden olduğu gibi ciddi iddialar var. Evet. Uzun süreli çalışmalar yapılıyor ve bunların sonuçları yakında çıkacaktır diye bekliyoruz. Mesela cep telefonlarını uzaktan konuşmak ya da kulaklıkla konuşmak en azından bu riski azaltmada bir faydası olabilir. Onun dışında Karadeniz bölgemizde tiroid kanserleri son zamanlarda, son 15-20 yıl içinde ciddi şekilde arttı. Bunun da nedenini biliyoruz. Çernobil nükleer santralindeki nükleer sızıntıdan ve radyasyon sızıntısından kaynaklanıyor. Bu da çevre koşullarına en önemli örneklerden bir tanesi. Ve belli bölgede neden yoğunlaştığında güzel bir açıklaması. Onun dışında bazı bölgelerde, özellikle doğu bölgelerinde iyot eksikliğine bağlı tiroid bezimizde, guatr dediğimiz tiroid bezinin büyümesi meydana geliyor. Bunun en sık nedeni iyot eksikliği. Alınan gıdalarda, içilen sularda yeterli iyotun olmaması nedeniyle. Bunların iyot takviyesi yapmasında fayda var. Özellikle iyotlu tuzlar ülkemizde satılıyor. Bunun dışında çok ilginç bir örnek var. Özellikle deniz kıyısında yaşayan bölgelerde bu iyot takviyesi çok daha iyi olabiliyor. Çünkü deniz kıyısındaki havada iyot miktarı çok daha fazla ve solduğumuz havayla gıdalar dışında biz iyotu alabiliyoruz. O yüzden Evet. o bölgelerde çok daha az gözüküyor. Bu nedenle yaşadığımız çevre, bulunduğumuz ortam çok ciddi şekilde etkiliyor. Etkiliyor. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Mide kanseri mesela Uzak Doğu'da çok yaygın. Amerika'da çok daha az onlara göre. Yaşadığımız coğrafyada oldukça etkiliyor. Irkımız etkiliyor, daha önce bahsetmiştik. Hastalıklar Genetik olan etkenler. yatkınlığımızı etkiliyor bunun hepsi. Zencilerde siyah ırka mensup insanlarda daha fazla, beyazlarda daha az görülüyor. Türkiye'de peki bölge olarak sizin işte mide kanserine, genel cerrahi alanına giren bazı hastalıklar bölge olarak nerelerde daha fazla, Doğu nerelerde daha az? kesimlerde daha çok görüyoruz. Daha Kars çok neyle gibi ilişkilendiriyoruz? Beslenme. Beslenme ile ilişkili daha çok ama yani genetik faktörler artık günümüzde çok fazla rol oynuyor. Ailesel yatkınlık çok önemli. Özofagus, yemek borusu kanserleri Kars, Ardahan gibi bölgelerde çok daha fazla görülüyor. Bunların nedenlerini tam bilmiyoruz ama bölgesel özellikler ciddi rol oynuyor bunda. Bölgesel özellikler ciddi rol oynuyor. Hocam, şimdi biz aslında biraz genel cerrahide koruyucu hekimlik anlamında neler yaptığımıza değindik. Biraz taramalardan bahsettik. Taramaların önemi kesinlikle Evet. yadsınamaz. Hani aslında işin en önemli boyutlarından biri de taramalar. Hastalık ilerlemeden, hastalık belki ortaya çıkmadan çok Çıkmadan. basit çok basit taramalarla bizi incitmeyecek, bizi ciddi belki bazen bazıları için de nedir bir tarama yaptırmak ya da zordur. Yani doktora gitmek istemeyen bir grup da var aynı Çünkü yeni bir zamanda hastalık ama çıkacak korkusu var insanlarımızda. hastalık çıkacak diye bir durum var. O yüzden bunların tekrar buradan önemini şey yapalım. Daha sonrasında önlemimizi almamız için, daha sonra bizi ciddi başka problemlerle karşı karşıya kalmamız için çok önemli. Hocam, doktora gitmeyen bir grup da var. Ben Evet. hasta değilim, bana bir şey olmaz diyen. Bu tarz hastalarımız için neler önerirsiniz? Yani bu çok psikolojik bir, psikolojik boyutu var işin ama hakikaten böyle toplumda kişiler var. Doktora gitmeye direnen, İlaç kullanmayan. ailesi istediği halde çocukları götürmek istediği halde gitmeyen, belli bir yaş grubuna gelmiş, belli rahatsızlıkları hakikaten görülen ama direnen
Ne yapsınlar hocam aileler bunlarla ilgili? Şimdi dediğiniz gibi böyle bir grup var hakikaten. Şimdi her şikayette doktora gideceğiz diye bir koşul yok Tabii ama ki. belli bir şikayetler geçmediği sürece, bazı önlemlere rağmen düzelmediği sürece bunların gelmelerinde fayda var. Çünkü bazı hastalıklar geç kaldığı zaman bizim yapacağımız tedavi seçenekleri son derece sınırlı kalıyor. O yüzden çok faydamız da olamayabiliyor hastalara. Mesela şu aralar grip salgını var. Yani her grip olan doktora gelsin diye bir şey söylemiyoruz ama belli bir süreyi aştıysa, ağırlaştıysa, şikayetleri geçmediyse tedaviye rağmen bunların bir hekime görünmesinde fayda Buradan var. o grup hastalarımıza tekrar mesajı Evet. verelim. Ne olur doktora gitmeyi ertelemeyin. Bir sıkıntınız Ertelemeyelim. varsa daha sonraki önlemlerimizi almış oluruz. Evet. Hocam çok teşekkürler Ben yayınıma teşekkür katıldığınız ederim. için. Operatör doktor Müştefa Gündüz, genel cerrahi uzmanı. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programı bugün de sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle yarın görüşmek üzere.